Kriminella'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Bugün sizlerle yine yeni bir davada buluşmuş bulunmaktayız. Her zamanki gibi videomuza geçmeden önce birkaç kısa hatırlatmam olacak. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız ve kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Videoyu izledikten sonra bana destek olmak isterseniz de like atmanız yeterli. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bu videoda bahsedeceğim her şeyi internet üzerinden buldum. Videoda bahsedeceğim herhangi birine saygısızlık amacım yok. Bu tarz içerikler sizi rahatsız ediyorsa da izlememenizi öneririm. Sizleri daha fazla oyalamadan bugünün konusuna geçiyorum. Bugün sizlerle Dan Mary Wins'den bahsedeceğiz. Mary ve David 1990'ların başlarında tanışmışlardı ve tanıştıkları sıralarda David henüz yeni boşanmak üzereydi. Yani boşanma davası açmıştı sadece. İlk evliliğinden Jackie isimli bir kızı vardı. Bu süreçte Mary ile tanıştıktan sonra ona karşı da bir şeyler hissetmeye başladı. Ki zaten ikisinin arasında kısa süre içerisinde bir aşk doğdu. Ve David boşandıktan bir süre sonra 1995 yılında hayatlarını birleştirdiler. David normalde bir aşçıydı ve gerçekten iyi restoranlarda çalışmıştı. Ama asıl hedefi kendisine bir yer açabilmekti. Yani kendi restoranı olmasını istiyordu. Ve Mary ise her zaman eşinin bu isteğini destekliyordu. Ona her konuda yardımcı olmaya çalışıyordu. 2008 yılında sonunda bu hayallerine kavuşabildiler. Ve California Alameda'da Time Contemporary Cafe'yi açtılar. Bu restoranda genel olarak hamburger, taco, makarna bu tarz şeyler satılıyordu. Bunları tabii ki David hazırlıyordu ve yanında birkaç tane ona yardımcı olan aşçıları vardı. Müdür olaraksa Mary çalışıyordu. Mary aynı zamanda diğer garsonlara da yardım ediyordu. Yani orada sadece müdürlük vasfında oturmuyordu. Zaten kendi işleriydi. Yapabileceği her alanda aktifti. Kafe açıldıktan çok kısa bir süre sonra insanlar tarafından tutulmaya başladı. Çünkü oraya giden herkes buraya internetle ilgili iyi yorumlar bırakıyordu. Giden herkes yemeklerden çok memnundu. Ki zaten David de buna çok özen gösteriyordu. Kullandığı ürünler çok tazeydi. Alışverişlerini genellikle yerel yerlerden yapıyordu. Yerel manalar, yerel marketlerden yapıyordu. Ve bu da insanların takdirini toplamasına sebep oluyordu. Aslında bu noktaya kadar baktığımız zaman her şey çok mükemmel görünüyor. Ama şöyle bir sorun vardı ki Mary çok fazla içki tüketiyordu. Bu aslında hep olan bir şey değildi ama kafeden sonra özellikle böyle olmuştu Mary. Ve bazen sabah erken saatlerde kafenin içerisinde bile tükettiği oluyordu. Bazı noktalarda da bu konuda David'le ayrı düştükleri için David yokken gizli gizli içip daha sonra onu kasanın altına saklıyordu. Kullandığı şişeyi kasanın altına saklıyordu. Bunun boyutu o kadar büyümüştü ki David sürekli olarak Mary'ye rehabilitasyona gitmesi konusunda baskılar yapıyordu. Ama her seferinde Mary bunu reddediyordu. 18 Ekim 2009'a geldiğimiz zaman yine aynı sebeplerden çiftin arasında bir tartışma çıktı. Ve bu tartışmada tekrar rehabilitasyon kelimesini duyan Mary çok sinirlendi. Hemen eşyalarını alıp oradan çıktı. İşin garip kısmı Mary'nin aracı hemen restoranın kapısının önündeydi ama aracını bile almaya gerek duymadı. O kadar sinirlenmişti. Direkt her şeyi bırakıp gitti. Ama bu benim de başta düşündüğüm gibi veya şu an muhtemelen sizin de düşündüğünüz gibi kısa süreli bir gidiş değildi. David'i tamamen terk etmişti. David de terk edildiğini fark ettikten sonra birazcık üzülse de sonrasında kendi hayatına bakması gerektiğini düşündü. Ve hemen kafede bazı düzenlemeler yaptı. Öncelikle kafede garson olarak yeni başlayan 23 yaşındaki Katie'ye biraz daha sorumluluk vermeye başladı işlerle ilgili. Neredeyse artık kafede Mary'nin yaptığı her şeyi Katie yapıyordu. Ve bir noktadan sonra bu sadece iş anlamında kalmadı. David'in hayatında Mary neyse yavaş yavaş Katie de o olmaya başlamıştı. Aralarındaki yaş farkına rağmen ikili birbirine yavaş yavaş aşık oluyordu. Kısa süre içerisinde Katie David'in evine taşındı. Ama bu noktada bir sorun vardı. Katie David'i gerçekten çok kıskanıyordu. Ve tekrar Mary'nin dönecek olması düşüncesi, Mary'nin gelip David'i elinden alabilecek olması düşüncesi onu çok sinirlendiriyordu. Bu yüzden yavaş yavaş evde Mary'ye ait olan tüm izleri silmeye başladı. Onun eşyalarını yakıyordu, onun fotoğraflarını atıyordu. Yani neredeyse Mary hiç o evde yaşamamış gibi olmasını istiyordu. Bu noktada artık Mary gideli bir süre olmuştu ve insanlar merak etmeye başladılar. Kardeşi Danya, işte David'le Mary'nin ortak arkadaşı Karen, herkes
bir haber bekliyordu aslında Mary'den. Ama hiçbir şekilde bir haber alamıyorlardı. Tam da bu noktalarda Mary sanki hissetmişçesine yakınlarına mesaj atmaya başladı. Mesajlarında iyi olduğunu, Florida'ya taşındığını, artık burada hayatına devam edeceğini söylüyordu. Ama bu gelen mesajlar herkesi daha çok endişelendirdi. Bunun sebebi mesaja inanmamaları değil de mesajın sonunda Pixie yazıyordu. Buraya kendim yazıp koyacağım her ikisini de. Normalde şuraya koyacağım şey Mary'nin Pixie yazışı. Ama bu mesajlarda tam olarak buraya koyduğum şekilde yazılmıştı. Yani yanlış yazılmıştı. Herkese giden mesajda yanlış şekilde Pixie yazıyordu. Ve insanlar bunu fark ettiği zaman artık Mary için gerçekten endişelenmeye başladılar. Ve bu mesajların kesinlikle Mary'den gelmediğini düşünmeye başladılar. Mary'nin arkadaşları hemen gidip polise durumu bildirdiler. Ailesi ise bir kayıp ihbarında bulundu. Mary'nin ailesinin gözünde aslında şüpheli kişi David'di. Çünkü David'le Mary'nin arası zaten uzun süredir iyi değildi, bu bilinen bir şeydi. Ve David'in suç geçmişi de vardı. Her ne kadar Mary'nin içki içmesine bu kadar yüklense de kendisi aslında madde kullanıyordu. Aynı zamanda onun da yine içki sorunları vardı. Yani herhangi bir tartışmada kendisini kontrol edemeyip Mary'ye zarar vermiş olabilirdi. Ailenin düşüncesi tam olarak bu. İnsanlar artık David'in terk edildiği ile ilgili anlattığı hikayelere inanmamaya başladılar. Ve bu noktadan sonra artık David'in bu olayla ilgili olduğunu düşündüğü için yavaş yavaş bazı kişiler gidip polise konuşmaya başladı. İhbarda bulunan kişilerin neredeyse hepsi Mary'nin boynunda, göğsünde, kollarında sürekli olarak morluklar gördüklerinden bahsettiler. Bir arkadaşıysa Mary'nin bir keresinde kendisini aradığını ve David'in hareketlerinden çok korktuğunu, çok büyük bir tartışma çıktığını, bu yüzden kendisini banyoya kilitlediğini söylediğini anlattı polislere. Bu noktada öğrenildi ki David'in çok şikayet ettiği Mary'nin içki olayı aslında David'in madde kullandıktan sonra Mary'ye çok kötü davranmasından kaynaklı başlamıştı. Yani öncesinde böyle bir alışkanlığı yoktu, bu kadar sık içmiyordu. Ama David kendisine kötü davrandıkça, evlilikleri kötüye gitmeye başladıkça Mary de kendisine böyle bir kaçış yolu üretmişti. Ayrıca yine çıkan bilgilere göre David aşırı derecede kontrolcüydü. Bunu sadece kıskançlık olarak düşünmeyin. Mary'nin kendisine ait bir parası olamıyordu. Tamamen her şey David'in üzerindeydi. Eğer örnek veriyorum marketten ekmek alacağım ve şu kadar tutuyor diye net bir şey olmadığı sürece kesinlikle Mary'ye bir para vermiyordu. Mary de kendi kendine bunun için bir yöntem geliştirmişti son zamanlarda. Kasadan veya işte müşteriler tip attığında oradan bir miktar parayı David'e fark ettirmeden alıyordu. Her seferinde çok küçük miktarlar alıyordu anlaşılmaması için. Ve en son 700 dolara yakın bir para biriktirdi. Ama bu 700 doları kendi yakınında veya evlerinde tutması aslında çok da güvenli değildi. Banka hesaplarını da aktaramıyordu çünkü bir bildirim gelebilirdi, bir kağıt gelebilirdi. Bunun için ise şöyle bir çözüm buldu. Dükkanlarının hemen karşısında bir motor tamircisi vardı. Bu adamın adı Joe. Joe sürekli zaten yemek yemek için onların restoranına geliyordu. Bu yüzden aralarında bir dostluk başlamıştı. Ve Joe'dan rica etmeyi düşündü. Ondan gidip yardım istedi bu konuda. Joe da onun için parayı saklayabileceğini söyledi. Aradan belli bir süre geçtikten sonra Mary tekrar Joe'yu aradı ve yine sana bir miktar para getirsem benim için biriktirebilir misin diye sordu. Joe da hiç sorun olmayacağını, istediği zaman getirebileceğini söyledi. Joe'nun söylediğine göre yaklaşık 1000 dolara yakın bir para biriktirmişti Mary tüm bu süreçte. Ve kaybolduğu gün sabah yine Joe'yu aramıştı. O gün bir miktar daha para getireceğini söylemişti. Joe da müsait olduğunu, istediği zaman getirebileceğini belirtmişti. Ama o gün Mary hiçbir şekilde Joe'nun yanına gitmedi. Bu noktadan sonra adamın kafasında bazı soru işaretleri olmaya başladı. Çünkü ne zaman dükkana gitse artık Mary'yi göremiyordu. Birkaç gün geçtikten sonra merak edip David'e sordu. Ve David de yine terk edildiğini Joe'ya anlattı. Ama açıkçası Joe buna pek de inanmamıştı. Çünkü zaten Mary ile aralarındaki bu ilişki süreci bile çok garipti. Yani kocasından bir şekilde paraları artırıp kendisine saklamaya çalışması da çok garipti. O da yine Mary'yi morluklar içinde görmüştü. Bu yüzden bu durumu şüpheli bulduğundan sürekli olarak o günden sonra dükkanı izlemeye başladı. Sürekli bu restoranta bakıyordu camının önünde oturup. Yavaş yavaş Katie ile David'in ilişki süresine tanık oldu. Yani ilişkilerinin gelişmesine tanık oldu. Eskiden Mary ile görüştükleri yerlerde artık Katie ile el ele tutuşuyorlardı.
Ve biraz daha beklemeye başladı başka ne olacak acaba diye. En sonunda bir gün Katie ile David'in kızı Jackie'yi gördü. Ellerinde büyük bir kutu vardı ve bu kutuyla beraber restoranın çöp konteynerine gittiler. Sonra tek tek içeriden kıyafetler çıkarıp bu çöpe atmaya başladılar. Birkaç kıyafetten tanıdı ki bunlar Mary'nin kıyafetleriydi. Yani onun kıyafetlerini atıyorlardı. Bu noktada Joe kesinlikle artık Mary'nin hayatta olmadığını inanmaya başladı. Hatta daha öncesinde Katie ile gidip konuşmuştu. Bak senden önce Mary vardı. Sen geldin. Birdenbire Mary yok oldu. Kıyafetlerini atıyorsunuz. Kimse haber alamıyor doğru düzgün. Yani bu bana tek bir şey düşündürüyor dedi. Açık açık Katie'ye bazen yaşlı adamlar genç sevgili buldukları zaman eski eşlerinin bir şekilde ortadan yok olmasını isteyebilir. Belki sizde de böyle bir durum olmuştur dedi Katie'ye. Joe bu olayla ilgili buraya kadar aslında ilerleyebildi. Bu işin daha fazlasını öğrenme şansı pek de olmadı. Ama Joe gibi meraklı olan başka kişiler de vardı. Mesela bölgenin yerel köşe yazarlarından birisi. Larry Altman. Larry bu olayı neredeyse en başından beri takip ediyordu. Yani bir kadının birdenbire ortadan kaybolması ona da şüpheli geliyordu. Çünkü bu adam zaten yıllarını suç üzerine haberler yaparak geçirmiş. Yani aşağı yukarı neyin nasıl olabileceğini farkında. Bu yüzden Larry bir gün Mary ile ilgili bir köşe yazısı yazdı. Bu yazıyı gören Mary'nin arkadaşları ise hemen Larry'ye ulaşıp David ile aralarındaki sorunları bu sefer de Larry'ye anlatmaya başladılar. Larry zaten meraklı bir adam ve işi bu. Bu almış olduğu bilgileri teyit edebilmenin en iyi yolunun David ile görüşmek olduğunu düşündü. David ile görüştüğü zaman David yine ona herkese anlattığı şeyleri anlattı. Farklı bir şey anlatmadı aslında. Ama Larry şu soruya takılmıştı. Mary neden aracını almadan gitti? Çünkü o bölgeden aracını almadan uzaklaşması çok da mümkün değilmiş zaten o zamanlar. Yani uzak kalıyormuş anladığım kadarıyla. Bu yüzden farklı bir eyalete gitmek istiyorsa özellikle aracını mutlaka yanına almalıymış. Bunu sorduğu zaman David bilmiyorum işte pahalı bir çantası vardı sadece onu aldı ve çıktı gitti bunu söylüyor. Peki hiç Mary'i sevdin mi? Mary'i hala seviyor musun? Geri dönse onu kabul eder misin diye sorduğundaysa Mary'i seviyordum umarım güvendedir diyor. Buradaki geçmiş zaman kipi artık gerçekten Larry'nin de midesini bulandırmaya başlıyor ve o da David'den şüphelenmeye başlıyor. 2011 yılına geldiğimiz zaman polis ekipleri bu meraklı gazeteciyle iletişime geçiyorlar ve ona yeni bir bilgi bulduklarını söylüyorlar. Polislerin anlattığına göre David'in evinde yaptıkları arama sonucunda duvarlarda, koridorda kırmızı sıvı izleri bulmuşlar birçok noktada, özellikle de yatak odasında. Bunu Larry'ye söylemelerinin bir amacı var. Larry'nin David'le konuşmasını veya bir yazı yazmasını istiyorlar. Çünkü aslında buldukları kırmızı sıvı, çok eski bir kırmızı sıvı, muhtemelen olayla hiç alakası bile yok. Ama Larry'ye bundan bahsetmiyorlar. Bir olta atıyorlar sadece. Tam da polislerin beklediği şey oluyor ve Larry hemen restorana gidip restorana gittiğinde onu kapıda Katie karşılıyor ve içeri giremeyeceğini söylüyor. Tam olarak kapının önündeler. Ve Larry bunu duyunca evde bulunan kırmızı sıvı izlerini duyduklarını düşünüyor. Diyor ki ne yani evde kırmızı sıvıların bulunduğunu biliyor muydunuz siz de? Haberiniz var mıydı bundan? Katie bu noktada çok sinirleniyor ve hemen buradan çık git işte müşterilerimizin yanında böyle konuşamazsın defol deyip adamı kovuyor oradan. Bu tepkiyi alınca tabii ki ileri durmuyor ve bu sefer gidip yine bir köşe yazısı yazıyor. Yeni gelişmeleri aktarıyor. Artık David toplum tarafından da bir suçlu olarak görünüyor. Polislerin bu seferki hedefi yine David değil. Yine direkt onunla görüşmüyorlar. Bu sefer kızı Jackie'yi hedef alıyorlar. Çünkü hatırlarsanız Mary kaybolduktan bir süre sonra insanlara bir mesaj atılmıştı. Ve bu mesajlardan en az bir tanesinin Jackie tarafından atıldığını düşünüyorlar. Jackie ile görüştükleri zaman umduklarından daha hızlı gelişiyor bazı şeyler ve Jackie bu sorguda direkt her şeyi itiraf etmeye başlıyor. Söylediğine göre öncelikle babası onu arayıp Mary gitti ve benim burada yardıma ihtiyacım var, acilen gelmen gerekiyor demiş. Jackie de atlayıp babasının yanına gitmiş ve birkaç gün boyunca restoranda yardım etmiş ona. Ama daha sonrasında o da Mary'nin nerede olduğunu merak etmeye başlamış. Yani bu gitti beni terk etti hikayesi Jackie'ye de inandırıcı gelmemiş. Jackie Mary'yi de çok severmiş bu arada söylediğine göre. Ve gidip babasıyla bu konuda yüzleşmiş. Bu noktada David öncelikle kazaydı demiş ve olanları anlatmaya başlamış ona. Olayın detaylarını birazdan aktaracağım size. Sadece şu an için şunu söyleyeyim. Jackie'ye polisi aramaması için yalvarmış.
Kız bunu kabul ettikten sonra da Mary adına insanlara mesaj göndermesi için yalvarmış. Yani o mesajların hepsini aslında Jack'e atmış. Jack'i bunları tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi babasının hapse girmesini istemediğinden yapmış. Yani o da kendi babasını kendi fikirleriyle korumaya çalışmış bir şekilde. Ve yine olsa yine aynı şekilde babamı korumaya çalışırdım diyor sorguda da açık açık. Ona aslında ekstra bir suçlama yapılmıyor bu konuda. Jackie polislerin yanından çıkar çıkmaz direkt babasını arıyor. Ve babasına ben her şeyi anlatmak zorunda kaldım. Polisler artık seni arıyorlar, dikkat etmen gerekiyor diyor. David o sırada restoranda ve bunu duyduğu zaman tabii ki buz kesiliyor. Hemen yanında Katie var. Ve Katie'ye dönüp özür dilerim, bu bir kazaydı, gerçekten çok üzgünüm ama o bir daha geri gelmeyecek. Geri gelmeyecek derken neyi kastettiğimi anlıyor musun diye soruyor Katie'ye. Sonra direkt kendisi konuşmaya devam ediyor. Onu incitmek istemedim, sanırım artık benim de yaşamamın bir anlamı yok, hayatıma son vereceğim diyor ve hızlıca koşarak restorandan çıkıyor. Katie de onun peşinden gidiyor. David araca biniyor, Katie de araca biniyor. David çok yüksek bir hızla aracını sürmeye başlıyor ve en son bir uçurumun kenarına geldiklerinde duruyor. Uçuruma geldikleri zaman David çok kısa bir süre bir yüksekliğe bakıyor ve sonrasında kendini hemen aşağıya bırakıyor. Bu atladığı uçurum 25 metre yükseklikte ve kayalıklardan oluşuyor. Yani oradan atlayan bir insan yüksek ihtimalle bir tarafını vurmasıyla o hızla zaten hayatta kalamaz. Ama David hayatta kalıyor. Bacaklarının üzerine düşmüş, ayaklarının üzerine düşmüş düşerken. Bu yüzden belden aşağısı artık tutmuyor, kullanamıyor. Ve hayatının sonuna kadar tekerlekli sandalyeye binmesi gerekecek. Kurtarıldıktan sonra çok fazla acı çekmiş ve hastanedeyken polislerle kendi rızasıyla görüşmek istiyor. Polisleri çağırdığında onlara Mary'ye neler olduğunu anlatıyor. Söylediğine göre olay günü gece 12.30'da kendisi eve gelmiş ve Mary'nin evde olmadığını fark etmiş. Mary'nin muhtemelen madde bulmaya gittiğini düşünmüş ve geldiği zaman kendisini rahatsız etmemesi için kapısını kilitlemiş. Ama bir noktada gece uyanmış çünkü Mary gelmiş ve çığlık atıyormuş, kapıyı yumrukluyormuş ve bu yüzden de uykusu bölünmüş. Her ne kadar David Mary'ye gitmesini söylese de Mary kapının önünden ayrılmamış ve en sonunda vura vura kapıyı kırmış. Aralarında bir atışma olmuş. Daha sonrasında Mary salona doğru gitmeye başlamış. Ve David de peşinden salona gidip orada Mary'nin almış olduğu maddeyi bulup hemen alıp tuvalete atmış. Bu noktada Mary çıldırmış ve David'e vurmaya başlamış. David de onu sakinleştirmek için ellerini bantlamış, ayaklarını bantlamış. Çok fazla çığlık attığı için ağzını bantlamış. Bu normalde de yaptığı bir şeymiş. Mary sinirlenirmiş, David onu bantlarmış ama genelde ağzını bantlamazmış. O gece Mary çok çığlık attığı için ve uykusunun bölünmesini istemediği için ağzını da bantlamak durumunda kalmış. Normalde böyle bir olay olduğunda sonrasında Mary sakinleşince onu çözermiş ve beraber yemek yemeye giderlermiş. Böyle bir ilişki dinamiğinden bahsediyor. O gece Mary'yi bantladıktan sonra tekrar yatağına gitmiş ve birazcık daha kestirmiş. Ama uyandığında saatin artık çok geç olduğunu fark etmiş. Yani aradan birkaç saat geçtiğini fark etmiş ve Mary beni öldürecek, bana çok sinirlenecek deyip hemen yanına koşmuş. Ama gittiği zaman Mary'nin bedenini artık çok soğuk ve sert olduğunu fark etmiş. Mary çoktan hayatını kaybetmiş çünkü zavallı kadın istifra etmiş ve ağzı bantlı olduğu için, sırt üstü yattığı için o boğazını tıkamış ve nefessiz kalarak hayatını kaybetmiş. David artık olan oldu diye düşünüp çaresine bakmaya çalışmış kendince. Bunu da şu şekilde yapmış. Mary'nin bedenini gece geç saatlerde poşetlere koyup, arabasına koyup restoranına gitmiş. Restoranda 55 galonluk bir tencerenin içerisine Mary'yi oturtmuş ve onu haşlamaya başlamış. Tam 4 gün boyunca bu tencere kaynamış, soğumaya bırakılmış ve sonra süzülmüş. Bu işlem her seferinde tekrarlanmış. 4 gün boyunca her gece bunu yapmış. En sonunda küçük parçaları ayırıp her parçayı 2 poşete sarmış ve onları tamamen farklı farklı çöplere atmış. Kafa kısmını ise annesinin evinin çatı katına sakladığını söylüyor. Tabii ki bu bilgiler verildikten ve tedavi süreci tamamlandıktan sonra David tutuklanıyor. Ama annesinin evine bakıldığı zaman Mary'e dair hiçbir iz bulamıyorlar. Mary'nin diğer
parçalarıyla ilgili de hiçbir şey bulamıyorlar. David'in mahkemesi başladıktan sonra tahmin edin ne oluyor? David bunların hiçbirinin yaşanmadığını söylüyor. Yine terk edildiğim hikayesine geri dönüyor. Ve bunları çok korktuğu için anlattığını belirtiyor. Mary gittiği için çok korktum. Polisler benim peşime düştüğü için çok korktum. Çok korktuğum için kızıma mesajlar attırdım ama aslında bunların hiçbiri yaşanmadı. Tam olarak böyle bir ifade veriyor ve insanları gerçekten çileden çıkarıyor. Daha sonrasındaysa anladığım kadarıyla mahkemeyle bir anlaşma yoluna gidiyorlar. Çünkü Mary'nin bedenine dair hiçbir parça bulunamıyor ve aslında David'in tam olarak söylediklerini kanıtlayabilecekleri bir şey de yok. Ve bu anlaşma sonucunda David Mary'nin hayatına son verdiğini kabul ediyor. Ne şekilde olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Hayatına son vermesi ise direkt bir kendi yaptığı şey değil de bu bantlanma olayı sonucunda olduğu için bu ikinci derece olarak geçiyor maalesef ki. Ve tüm yargılama sürecinin sonunda David bu olayla ilgili 15 yıl ceza alıyor. Daha kötüsüne gelecek olursak 2023 yani bu yıl itibariyle şartlı tahliye imkanı olacak artık David'in. Mahkeme sürecinde sürekli bu dünyada en çok Mary'yi ben sevdim, onu en çok ben özledim, ben ona hiç zarar vermezdim, asla böyle bir şey istemedim deyip duruyor. Korkumdan sürekli yalan söyleyip durdum diyor. Yani kendisiyle ilgili endişelerinden kaynaklı sürekli ifadelerini değiştirmiş. Ve hayatının darmadağın olduğundan bahsediyor. Sanırım David birazcık kendisine de üzülmesini istiyordu. Gerçekten çok sinir bozucu. Yaklaşık bir 4-5 gündür bu davayı erteliyorum. Sürekli bunun yerine başka bir şey çekiyorum. Elimde hazır bir araştırmam var. Ama gerçekten çekmek istemiyordum. Çünkü çok iğrenç. Her detayı çok iğrenç ve ben söylediği şeyin doğru olduğuna inanıyorum. Çünkü böyle bir şeyi insan uyduramaz. Her ne kadar sonrasında bunu yalanlasa da bu anlattığı şeyleri uydurması mümkün değil. Bu kadar az ceza almış olması gerçekten bana dokunuyor. Mary'nin ailesini düşünemiyorum bile. Ki Mary'nin ailesi David'i çok seviyormuş. Kız kardeşi Danya David'i babası gibi görüyormuş. O kadar seviyormuş. Hiç beklemedikleri birinden aslında bunu yaşıyorlar ama çevresindeki insanlar zaten yakın zamanda maalesef ki sinyallerini görmüşler. Keşke daha öncesine müdahale edilebilseydi. Benim düşüncem, hatırlarsanız Mary arkadaşı Joe'ya sürekli bir miktar para veriyordu ve bunları saklamasını istiyordu. Bence Mary de kaçmaya hazırlanıyordu zaten. Yani yavaş yavaş bence Mary de sonunun geldiğini hissediyordu. Bu yüzden kaçmak için para biriktiriyordu. Bu davayla ilgili sevdiğim tek şey meraklı insanların olması ve polisin gazetecileriyle yaptığı bu küçük bilgi paylaşımı, olayları kızıştırmaya çalışması gerçekten iyiydi. Çünkü tam olarak bunlar sayesinde aslında bir şeyler çözülmüş oldu. Ama onun dışında beni gerçekten çok mutsuz eden, uzun zamandır en zor çektiğim davalardan bir tanesiydi. Sizler de düşüncelerinizi aşağıya bırakabilirsiniz benim için. Benim bu davayla ilgili anlatacağım her şey bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.